Selam arkadaşlar. Onur diye bir arkadaşımız Pulsar 200 NS'ye sahipmiş. Bell Qualifier fiyatı civarında başka bir kask istiyorum. 700 lira ile 1100 lira civarında bir bütçem var. Buna uygun kask hangisi olabilir demiş. Bunlar tabii ki uygun değil. Yani şu sanırım daha farklı bir fiyatı vardı. Bunun daha yüksek bir fiyatı var. En uygun yine Nex'in SX100'ü. Yani Nex SX100'ü önerebilirim Onur. Neden bunu öneriyorum? Hemen detaylarıyla kameranın önüne gelerek sana açıklayayım. En azından bunun polikarbon bir yapısı var. Yani bu 1100 lira, 1200 lira civarında olabilir. Eğer nakit vereceksen uygun bir fiyata gelebilir belki. İnternetten alacağınız şeylerde %5 indirim vardı. Mağazadan alacağınız şeylerde de sanırım %10 indirim yapıyorlar. Nakitte yapıyorlar bunu. Kapıda ödemelerde nakit ödeme yapıyorsunuz. Kademeli açılan bir camı var. Ondan sonra kalın bir camı var en azından. Çok ince bir camı yok. Yani dış kabuğu da polikarbon ve kauçuk destekli. %30 galiba kauçuk desteği bunun. O yüzden de dayanıklı kasklar sınıfına sokabiliriz. Ön tarafında şu şekilde açılıp kapanan bir tane hava kanalı var. Üst hava kanalı var. Yine elle idare edilebiliyor. Renkli güzel bir yapısı var. Bunun da farklı farklı grafik çeşitleri var, renk çeşitleri var. Arka tarafında hava çıkış kanalı hemen spoiler'ın altından yapılmış şuradan. Bu 1550 gramlık ağır denebilecek kasklardan bir tanesi. Fakat intercom yeri var ve intercom için kulaklık yerleri var. Şu yan tarafında da güneş vizörü inip kalkabiliyor. Nex SX100'leri daha önceden tanıtmıştım. O yüzden biliyorsunuzdur. Şöyle açılıp kapanıyor. Pin lock bağlantıları için de şurada yerleri var. Pin lock'u bilmeyen arkadaşlar bizim kanalımızda bakabilirler. Oradan araştırabilirler. XCOM, intercom da buraya takılıyor. Şu yandan açılıyor. Buraya doğrudan yerleştiriyorsunuz. İç tarafına da kulaklıkların kablolarını şuradan yandan geçiriyorsunuz. Ve o kulaklık yerleri mevcut olduğu için doğrudan ses alışverişi oradan yapılıyor. Mikrometrik bir bağlantısı var. İç petleri güzel. ECE2205 sertifikasına sahip iyi kasklardan bir tanesi. İç petlerinin dayanıklılığı konusunda orta sınıf diyebilirim. Bell Qualifier'la yaklaşık aynı ölçüde denebilir. Bunlar biraz daha yüksek fiyatlı. Bell Qualifier'da olmayan birkaç tane yapısı var. Bell Qualifier'da mesela bir burun pedi yok ya da bir çene pedi yok. Bu çene pediyle beraber geliyor. Bunu gözlükle giyebiliyorsunuz. Şuradan gözlük kanalları şu kısımlardan gözlüğünüz içeriye girebiliyor. Intercom'la beraber, gözlükle beraber de kullanabiliyorsunuz. İyi kapanan bir yapısı var. Ondan sonra o yüzden de ses geçirmezliği biraz daha fazla. Bell Qualifier'da iyi bir kastır. Daha önceden tanıtmıştım. O tarafta Bell Qualifier'lar var. Onları tanıtmıştım. İç petleri iyi, güzel yapılmış. Çıkartıp yıkama talimatlarına uyarsanız uzun süre dayanacaktır bu kask size. Bu kaskı önerebilirim. Bu kaskın bir üst seviyesi yine daha önceki tanıtımlarda söylediğim ESKİ'nin Vector Evo'sunu önerebilirim. Yani bir üstü dediğim birazcık daha pahalı. Özellikle hani ESKİ markasından insanlar çekiniyorlar ama hani hiç çekinmeye gerek yok gerçekten. İyi kasklar yapıyor ESKİ. Özellikle Vector Evo modeli fiber bir yapıya sahip, polikarbon ekleri var. Hem iyi bir ses alma, işte sessizliğe sahip diyeyim daha doğrusu. Aynı zamanda iyi bir kask. Çünkü hani hem güneş vizörü var, hem full geliyor, gözlükle giyilebiliyor, işte çene bağlantısı gerçekten iyi. Hani bu kaskın bir üst seviyesi olarak onu alabilirsin. Bu da 1100-1200 lira civarında olabilir. O da neredeyse 1200-1300 lira civarında. Hayır, benim işte 1000 lira, 1100 liranın daha fazla geçmek istemiyorum dersen yine o fiyatlara alabileceğin Bell Qualifier var. Çünkü şu anda o tarz bir kask yok. Mesela Givi'nin Vivion 50.05'leri var. 50.05'leri gerçekten iyi. Hani mat olması da hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. Ama dayanıklı mı, Bell Qualifier kadar dayanıklı mı dersen hayır, onun kadar dayanıklı değil bence. Yani bunun da hani ön
havalandırma kanalı var. Bu da 800 lira civarında bir kask. Burun pedi var, çene pedi var. Güneş vizörü var. Kademeli açılıyor camı. Bunun da işte güneş vizörü şuradan yan tarafından açıp kapanıyor. Bu da olabilir yani. Bu da gözlükle giyilebiliyor. İç petlerini çıkartabiliyorsunuz, yıkayabiliyorsun. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Çene pedi güzel. Ses geçirmesi orta düzey. Ve bunun da diyeyim 1450 gram bir ağırlığı var. Bu da alınabilir. Bu da 150-800 lira civarında bir kask. Yani bazı kaskları öneriyorum. Bazılarını hani biraz daha üst fiyat, biraz daha alt fiyat olarak belirtiyorum arkadaşlar. Ama yani şimdi herkes internetten alışveriş yaptığı için bu koronavirüs davasına bir gün olan şey öteki gün olmayabiliyor. Çünkü elimizde kalmıyor. Çünkü ithalatçılar da artık hani daha az çalışıyorlar. İşte kask alışverişi şu bu falan internet sitelerinden geliyor gidiyor. Fakat hani mağazada bir anda tükenebiliyor. Yani internet sitemizden bulabildiğiniz şeyi mağazanın içinde bulamayabiliyorsunuz. Çünkü hepsini getirip burada tutamıyoruz bazen. O yüzden de hani mağazaya gelirken illa ki hani mağazaya gelmek istiyorsanız ben deneyim alayım istiyorsanız mağazaya telefon edip sorup ondan sonra gelip alın. Böylece daha hani düzgün bir şey olmuş olabilir. Çünkü ben internette gördüm, geldim mağazaya göremedim. Evet göremeyebilirsiniz. O yüzden de önceden bir uyarayım dedim. Vereceğim bilgiler bu kadar. Onur. Umarım yararlı olmuştur. İyi sürüşler.